Son zamanlarda özellikle büyük kentlerde artan bina aidatları hem ev sahiplerini hem kiracıları canından bezdirdi. Kiranın yarı bedelini bulan kira aidatları, ev aidatları ev satışlarını bile etkilemeye başladı. Aidatın yüksek olduğunu gören müşteriler bazen evi almaktan bile vazgeçebiliyor. 13 daireli apartmanların yerini lüks siteler aldı. Vatandaşı isyan ettirense bu sitelerin aidatları. Bunu aidat diyemezsin. Bu bir haraç. Kirası 900 lira olup da 400 lira aidatı olan bir yeri tutarken der ki bu bana 1300'e mal olacak. Kiracı da ev sahibi de durumdan dertli. Artan bina aidatları vatandaşı canından bezdirdi. Dursun Boran da aidat sedelerden aidatı ödemeyince bakın başına neler geldi. 2010 senesinde benim ve ailemin bahçe ve içme suyunu kestiler. Hayır, yönetimin hakkı o değil. Aidatını ödemiyorsa ve yasal dayanağı olan bir harcamaya dairse bu aidat icaya verebilir. Ardından mahkemeye başvurdu. Hukuk mücadelesi hala devam ediyor. Evi beğendiniz. Hem yeri hoşunuza gitti hem de mimarisi. Kirada da anlaştınız ama son anda sizden istenen başka bir ödeme daha çıktı. Bakın bu yüksek aidatlar yüzünden burada 4 senedir 5 senedir kiraya verilen...